İyi akşamlar efendim, masama hoş geldiniz. Bu akşam masamda onu çok nadir görürsünüz. Yani öyle televizyon programlarını falan az görürsünüz. O yüzden ben de biraz havamı atarak programa başlayacağım. Bomba gibi bir filmle, bir sinema filmiyle şimdi geliyor ve bize istiyoruz ki filmini anlatsın. Fikret Kuşkan masada, buyursunlar, başlarız. Ama nasıl havamı atarak başladım? Şahane. Biraz hava atmayayım mı ama şimdi? Çünkü hakikaten sen öyle her programa giden, anlatan biri değilsin yani. Seçici bir aktörsün. Şey değil, bu snoplukla alakası yok bu işin. Gerçekten hani uzak durmaya çalışıyorum. Evet. Bu epey zamandır da böyle. Yaklaşık bir 10 yıla yakın zamandır da televizyonla ve basınla ilgili çalışmalarımı bir durdurdum, dondurdum. Mesleğimi icra ettiğim zamanlarda, yani oyunculuk yaptığım zamanlarda daha çok röportajlara katılıyorum. Ki o da şahsi değil, oyunculuğumla ilgili, evet, olan bölümü. İşinle ilgili. İşimle ilgili. Ve şu an heyecanını duyduğum bir sinema filmi. 2 gün sonra vizyona girecek. Evet. Çok büyük bir prodüksiyon. Filmle ilgili çalışırken Selçuklu dönemi özellikle benim çok ilgimi çeken bir dönemdi. Evet. Ve o döneme dair ilk film diyebiliriz. Dünya çapında ilk film. Harika bir şey. İstiyorum ki bu akşam masada bize filmimizi anlat. Ve seninle şöyle eski günlere gidelim. Olur. Dünden bugüneler yapalım. Olur. Kısa bir reklam aramız var. Sonrasında buradayız. Bekliyoruz sizi. Biz örden bile bakmaya, evet, kalksan zaten görüntü yönetmeni ters ters suratına bakar. Çok titiz ve dikkat edilmesi gereken bir dönemdi. Kamera arızalandığı zaman zaten yanmışsınız. Ve idare edilmekten hiç hoşlanmam. İşte nereden buldun? İşte senin o günlerin geldi. Koridorda yürüdüğü zaman ne oluyorduk? Ceniko da değil. Şekerim. Şekerim. Ve yurt dışından mutlaka çağrılacağım. Uluslararası bir aktör olmak istiyorum. Küsünce de madem öyle dedim, tiyatro yapamıyorum, o zaman ben de giderim sinema oyunculuğu yaparım. Benim için en saf ve en temiz, pırıl pırıl bir filmdir. Neredesin yahu diye sinirlendiğinde adadayım. Şu kadarcık bir yoğurdun içine bir ev ekmek kırıp yemeği de göze almalısınız. Hiçbir zaman çalışmaktan korkmadım ve bıkmadım. Oyunculuğu derhal bırakabilirim. Sevgili Fikret Kuşkan reklam arasında notlarını istetti. Dedim ki bunlar nedir? Aslında diyor şöyle gelecektim. Evet, ayıklanmış hali bunlar. Kendi notların mı merak ettim? Kendi notlarım. Çalışma notlarım. Tabii çalışma notlarım. Aldığım daha doğrusu Ahi Evren'i oynarken, Ahilik Teşkilatı'nın araştırmasını yaparken yüzlerce kayıt var. Hem yabancı hem Türk tarihçilerimizin çok ciddi kayıtları var. Bu kayıtları doğru algılamak, doğru bakmak ya, ve doğru sentezlemek için hemen hemen hepsine hakim olmak gerekiyordu. Geçen sene hem Karatay Üniversitesi hem de diğer bütün tarihçilerimizin Ahilik Teşkilatı üzerine yazmış olduğu bütün kaynakçaları incelemek zorunda kaldım. Oradan da kendimce oynamış olduğum Ahi Evren'e Evran veya Evren doğrudur, ikisi de doğru olarak geçer. Kendi yorumumu da katarak, kendi görmüş olduğum noktadan, kendi Fikret olarak, kendi baktığım noktadan bir Ahi Evren çıkardım. Umarım başarmışımdır. Hadi filmin fragmanını bir izleyelim. Merak ediyorum. Bence ben de çok merak ediyorum. Direniş Karatay'ın fragmanı geliyor efendim. Buyursunlar, izleyelim. Sen tarihin öldürdüğü bir çocuksun. Eğer kaderin milletin kaderiyle buluşursa bir gün bu topraklara geri geleceksin. Emir Celaleddin Karatay daima kurt bakışlı, daima kurt duruşlu. Direnecekse o ateş Konya'yı cehenneme çevirir. Türklerin bir daha ayağa kalkmasının önüne geçeceğim. Karatay'ın kılıcını da kalemini de kıracaksın. Gökyüzü ve yeryüzü arasındaki her şey her zaman benimdir. Ceza da benim önümde. Bu devlet sahipsiz değil Kutay. Moğol devleti gibi de geçici değil. Yarın onu idam edecekler. Millet için can, devlet için baş feda. Ahmet Yesevi nefesiyle. Atam Korkut yüreğiyle. Ya Allah! Ya Allah! Rıza! Öf, 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 öf.
Öf. Etkileyici gözüküyor. 20 ana oyuncu 2 ay boyunca eğitim alıyor. İlk defa bir Selçuklu dekoru kuruluyor. Temmuz-Ağustos aylarında çekimler Konya'da gerçekleştiriliyor. Ve Türkiye'de ilk kez, ki bu da çok önemli, bir üniversite evet. kendi tarihinden yola çıkarak özgün bir hikayeyi izleyiciye aktaracak. Film Selçukluların son dönemini anlatacak. Ve Selçuklu dönemine ait ilk film olduğunu söylemiştik ve ilk Köse Dağ savaş filmi Türkiye'nin en büyük platoları Hollywood standartlarında bir plato kurulduğu bilgiler arasında 86 bin metrekarede gerçekleştiriliyor. 45 kişilik dublör ekibi var, 2000 kişi figüran, yani neler 4300 parça kostümler vesaireler. Peki, kostüm konusunda da bir parantez açacağım. Kostüm dizaynerımız da gerçekten çok başarılı işçilikler çıkarttı. Çünkü ilk kez Selçuklu'nun nasıl giyindiğine dair bir çizgiyi dünyada biz vermiş oluyoruz. Yani bu önemli. Film vermiş oluyor. Tabii. Çünkü şu ana kadar yapılan kazılarda ve çalışmalarda Selçuklu'ya ait bir takım aletler, edevatlar bulunmuş olsa dahi kumaş kalmamış oluyor. Kumaş figürleri, kumaşa ait kılık kıyafetle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olunamıyor. Dolayısıyla Selçuklu'nun figürlerine bakılarak, duvardaki figürlerine veya minyatürlerine bakılarak ve çizilmiş olan tasvirlere, o dönemin tasvirlere bakılarak oradan yeni bir kostüm anlayışı. Tabii ki Osmanlı'dan da daha öncesinde olması gerekirdi. Evet. Dolayısıyla ben çok başarılı buldum. Kesinlikle. Bu arada yönetmenin Selahattin Sancaklı olduğunu, evet. genel danışman Serdar Akarmış, senaryo Selman Kayabaşı ve Uğur Uzunok, yapım Karatay Üniversitesi, bu çok hoşuma gitti. Yapımcı Selman Kayabaşı ve Ertuğrul Fındık diyelim, görüntü yönetmeni de Mirsad Heroviç. Herkesin emeğine sağlık buradan. Çok teşekkürler. Oyuncu kadrosu çok çok zengin. Mehmet Aslantu'dan Yurdaer Okur'a, Burcu Özberk Alperen Duymaz'a kadar, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cahit Kayalıoğlu ve çok büyük bir kadro. Herkese selamlarımız olsun buradan. Bir aktör olarak sen ki yıllardır hep en iyisi, ki kendini öyle tasvir ediyorsun. Ben mükemmelliyetçi biriyim. Nasıl hissettin? Film bitti şimdi. Evet, iki gün sonra vizyonda ama bir aktör olarak filmin içinde duyguların, hislerin neydi? Zaten orada Fikret'le ilgili bir mefhum kalmıyor. Dolayısıyla motor ve stop denilen ana kadar ahi söz konusu oluyor ki olabildiğince bence şahsiyeti çok güçlü. Bir karakteri oynadığım için çok fazla bozulmadan setten otele, otelden sete çok esneme payı vermeden devam etmek durumundaydım. Çünkü ipin ucu kaçtığı anda rolün çok kıymetli yanlarını da kaçırabilirdim. Biraz izole, kendi başına ve otelimi ayırarak yaşamak durumunda kaldım. Genelde ekiple birlikte kalmayı tercih ederim. Ekiple birlikte yiyip beraber olmayı tercih eden bir insanımdır ama bazı rollerde kaçak ve gizli olmayı, gizlenmeyi tercih ederim. Bu öyle bir şeydi. Zaten kendisi sufidir. Dolayısıyla biraz inzivaya çekilerek çalıştım ben. Ne güzel. Yapabileceğim... Umarım yani yapabileceğimin en iyisini becermişimdir. Dolayısıyla ben tek kare görmüş değilim. İlk defa da burada şimdi. Öyle mi? Evet, tek kare görmedim. Kamera arkalarını gördün mü? Kamera arkalarını görmedim. Kamera arkalarını da görmedim. Tamam, şimdi onu ben çünkü izledim. Bir de benim hiçbir zaman ben gençlik yıllarımdan beri sinemaya girdiğim dönemden beri oyunculukla ilgili... gidip monitörün arkasında, ki kaldı ki bizim zamanımızda zaten şey 1990'larda monitör de yoktu, hiçbir şey yoktu. R3 35'lik kartuş. Hani, gidip öyle nerede izleyeceksin falan, yok, izleyemezsin mi? Herhangi bir yerden tekrar göremezsin. Yok. Vizörden bile bakmaya evet. kalksan zaten görüntü yönetmeni ters suratına bakar. Sıkıntılı bir şeydi. Çok titiz ve dikkat edilmesi gereken bir dönemdi. Kamera arızalandığı zaman zaten yanmışsınız. Evet. Buyurun ayıklayın pirincin taşını. Çünkü evet. işte R3, R4 gibi kameralar tar diye böyle makina gibi ses çıkartıyor. Ve şuranda ve de yönetmenin diyor ki ağla. Evet. yani bunları çok fena yaşadınız. Tabii yani şimdi ama iyi oldu. O zaman bu filmde hiç onlara da izlemek istemedin. Yani sen aslında... Yok, ben izlemeyi sevmiyorum.
Sevmiyorum. Oradan gelen bir gelenekle, yani gelmiş olduğum yerden gelen bir gelenekle, şimdi bana çağırıyorlar, monitörün arkasından gel, gel bak diye diyorlar. Evet. Televizyon dizilerinde veya atıyorum yapmış olduğumuz sinemalarda nasıldı diyor dediğimde, yönetmenimden, ekibimden gelecek bir okey benim için yeterli oluyor. Veya şahsi olarak bunun daha iyisi var dediğimde, gel bak dediklerinde bakmayalım bence, hiç uğraşmayalım, daha iyisi var. Çünkü sen oynarken onu hissediyorsun. Tabii zaten. Ki. İçine ve, silmiyorsa bakmayı zaten, sevmiyorum. O monitörün arkasına veya işte monitörde gözüken şey beni etkiliyor, ters etkiliyor. Ben uzaklaşmak istiyorum oradan. Evet evet tamam oldu. Hem kendi hissiyatım, hem kendi gerçekliğim, hem de yönetmenim orada. Yani hem yönetmenim var, görüntü yönetmeni var. Yani yönetmen yardımcısı evet, var. Onlara da biraz teslim ediyorsun orada. Teslim etmek güven durumundasınız. Duyurusun, eğer ya da hiç çalışmaya evet, girmeyin. Haklısın. Hadi sana kamera arkalarını da seyrettirelim. Olur. Öyle biz güzel sürpriz ben, yapalım ben sana. Ben hiç bilmiyordum. Direniş Karatay kamera arkaları. Hazır mısın? Kamera. 3, 2, 1, 4. Kıpraş, 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 kıpraş. Ekip çalışmış. Ne mutlu, ne mutlu. Bu arada müziklerin de APO ve Yener Çevik tarafından yapıldığını söyleyelim. APO son dönemdeki o muhteşem rap şarkılarıyla hepimizin gönlünde taht kurmuştu. Onun için de değişik bir iş olsa gerek. Böylesine kıymetli sanırım, evet, tarihi filme emek veriyor olmak. Şunu ne olur sorayım sana. Film izleyiciye ne vaat ediyor? Yani şu an bizi izleyen izleyici sinemada niçin Direniş Karatay'a gitsin? Öncelikle bir kere açılım olarak biz hiç dokunmadığımız ve çok da az bildiğimiz bir tarihin, aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş sebebi olan bir filmi anlatıyoruz. Öncelikle bir kere tarihsel açıdan çok kıymetli. İkincisi, biz bu işi sadece bir belgesel niteliği ve drama belgesel gibi değil... Bu gerçek bir hikayeyi, yaşanmış ve gerçek bir maalesef ki bu yenilgiyi, Kuzeydağ Savaşı'nı bir efsane olarak anlattık. Umarım başarılı olmuşuzdur diye üstüne basa basa söylüyorum. Dilerim bu kadar emek boşa gitmez. Seyirciye vaat ettiği şey, özellikle ben gençlerden yanayım. Dönemi şöyle veya böyle bizim yaşımızdakiler veya bizim üstümüz abiler ve ablalarımız 5 aşağı 5 yukarı biliyor olabilirler. Evet. Fakat gençlik bu konuda bir haber. Evet. Bence gençliği çok sarsacak ve çok etkileyecek ve en azından Selçuklu nedir? Selçuklu dönemine ait biraz da olsa, yani filmi izleyen atıyorum 5-10 bin kişiden 3 bin kişiyi kazansam benim için kârdır. Evet, haklısın. Bilgilenme adına. Çünkü biz yakın tarihimize ve uzak tarihimize, ne olursa olsun bu topraklarda yaşamış, milattan önce dahi yaşamış olan bu Anadolu medeniyetlerinin geçmiş olduğu bu topraklara çok da fazla kayıtlı değiliz. Biraz kayıtsız davranıyoruz. Kayıtlı olmak durumundayız ve o tarafı atlamamalıyız. Kuzgun mesela, benim oğlumdan bahsedeceğim. Ona ilk okuduğum hikayeler, anlattığım masallar Azra Erhat'ın mitolojik hikayeleridir. Ne güzel, çok güzel. Şimdi oradan başlayan bir tutkuyla toprak altı, işte gökyüzü, denizaltı, doğa ve araştırmacılıkla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor.
Bunu yönlendirmek de bizim elimizde. Yani bir çocuk, yani senin oğlundan yola çıkarak. Ki bu benim oğlumdan yola çıkarak. Nasıl etkilenebiliyorsa. Tabii ki. Belki de izleyen gençlerimiz için evet. Bambaşka kapılar meseleyi açılacak. Meseleyi zaten bu filmde gençleri sinemaya çekebilmek. Benim aslında düşündüğüm hedef de budur. Hı hı. Buradaki bu anlatımda biz bu gençleri yakalar, bugün toplumumuzdaki gençleri bu filme aktarabilirsek, en azından sinema salonundan çıktıktan sonra ya ben bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Neymiş bu Selçuklu diye. Bakın akıllı telefonlar biz kütüphane çocuğuyduk biliyorsun. Tabii, aynen ama şimdi istediği gibi okuyup araştırabilir. Binlerce dokümantere ulaşabilir. Tabii. Google'a yazdığı zaman Selçuklu diye yüzlerce kayıtla karşı karşıya kalabilir. İstediğini okuyabilir ve öğrenebilir. Evet. Ama işte bu anlamda onları teşvik etmek ve farkındalığı arttırmak önemli. Şüphesiz. Akıllarını düşürmek mevzuyu. Şüphesiz bu filmin ana temalarından bir tane yapılmış olmasının sebeplerinden biri de bu. Tabii ki burada biz Ahi Evren dönemi, 1243 Celaleddin Karatay dönemi, Alaaddin Keykubat dönemini birebir anlatmış olsak dahi burada bu hikayede tabii ki bir filmin süslemeleri, bir aşk hikayesi. Mutlaka bir, olacak değil bir mi? Bir aşk hikayesi, süslemeleri ve gerçekten hani filmin içinde filmi de film yapan estetik açıdan da yakışan bir takım eklemelerdi. Mutlaka. Ama onlar olduk. Seyirciyi izlerken rahatlatıp şüphesiz mutlu... öyle. Şimdi gençliği ki. Düşünürken mesela çok da aşkı düşünmemek olur mu? Mümkün mü? Burada çok da güzel bir aşk evet, var. Evet, diğer taraftan evet. Sufi aşkı varken diğer taraftan gençlik aşkı da var gençlik yani. Gençlik aşkı da var. Ahi Evren'i canlandırırken bir aktör olarak diğer canlandırdığın karakterler ve rollerin dışında bir tarihi bir karakteri canlandırıyor olmak nasıl hazırlanmak gerektirdi? Yani bedenen, ruhen farklılıklar var mıydı? Var. Var. Bir kere sufi oluşundan kaynaklı var. Hmm. O yüzden biraz kapanmayı. Oturması, kalkması evet, tabii, o zaman tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Bir kere son derece eli açık, bonkör, çok hoş yürekli. Sufizmin bütün gerekliliklerini yerine getiren. Fakat karakterin çok tehlikeli de yanları var. Çok büyük bir savaşçı, çok büyük bir filozof. Dönemin İbn Sina dahil olmak üzere birçok öğretmeninin diyelim özellikle Moğol Bağdat Kütüphanesini yok etmeden önce Bağdat'a yaptığı yolculuklarda tefsir, kelam ve bütün bunlara dayalı olarak bilgileri bir sürü kitabında anlattığı gibi İbn Sina'dan almış olduğu dersleri Farsça'ya çeviren, dil bilimleri okuyan ve tıp, matematik, 6-7 dil bilen, tıp, matematik, uzay bilimi, gökyüzü bilimiyle ilgilenen çok önemli filozoflardan bir tanesi. Sadece kayıtlarda, araştırmalarıma göre yapılan kayıtlarda Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kurucusu olarak bugüne kadar gelen izlenimi o gün odalara ayırmış, bunun nasıl işlemesi gerektiğini anlatmış. Bir insan olarak da değil. Dünyada ilk kez belki de, hı hı. Daha ötesi yok çünkü, 1200'lü dönemlerde ilk kez kadınların toplum içindeki varlığının çok önemli bir noktada olması gerektiğini, bunun için çok büyük savaş vermiş bir insan olduğunu görüyoruz. Bayağı zengin, erdemli bir insanmış. Erdemin yani, ötesinde toplumdaki kadınların İşleyiş tarzını değiştirmek, süt sağan, toprakta çalışan, evinin temizliğini yapan, evinin kadını olmaktan öteye onu oradan ayırıp çalışan, üreten, esnaf haline getirmiş. Birey olarak ayakta durmasını sağlamış. Hepsi aynen civanlar gibi, diğer erkek savaşçılar gibi, çok küçük yaşlarda 4-5 yaşında savaşçı olarak yetiştirilmiş. O yüzden adı Bacıyanlar olarak geçen dünyanın ilk belki de kadın savaşçıları ve dünyanın en tehlikeli kadın savaşçılarını yetiştirmiş. Kendisi çok büyük bir komutan,
çok büyük bir stratejik beyindir. Bunların hepsini filmde görüyor muyuz bu karakteri? Bu senin alt metin çalışmaları. Bu benim alt metin ve filmde de var filmde, zaten. Filmde yansıyor. Tabii tabii, çünkü karısı Fatma Bacı, Bacıyanların, kadın savaşçıların başındadır. Ve kadınları örgütleyen de odur. Fatma Bacı diğer tarafta kadınlarla, Ahi Evrense diğer tarafta erkek çocukları ve erkeklerle. Her şahsın Anadolu'ya yayılmış olan bu ahi teşkilatı, her şahsın en küçüğünden en büyüğüne kadar mutlaka ve mutlaka bir işlevi olması gerektiği. Gerekirse bir kadının bir kılıç ustası, bir demir ustası veya bir oyma sanatçısı veya bir dokuma sanatçısı, herkesin mutlaka bir el becerisi, mutlaka bir zanaat becerisi var ve bunun yanında da hepsi birer savaşçı olarak yetişiyor ki sebebi şudur. Devlet varken işimize bakarız. Devletin olmadığı yerde devlet kurarız der Ahi Evren. Büyük karaktermiş. Herhangi bir baskında veya herhangi bir olumsuz noktada eğer imparatorluğun, dönemin gücü büyük bir güçle karşı karşıya kaldığında devreye derhal ahi ocakları ve ahi teşkilatı, hem kadın savaşçılar hem erkek savaşçılar giriyorlar. Yani neden bu rolü seçtin diye sormak başta anlamsız olmuş zaten bunu anlatınca. Çok derin bir... Çok derin. Peki şimdi şöyle eski yıllara gideceğim. Yani ilk böyle Fikret Kuşkan markası nasıl geldi bugünlere? Konservatuar birinci sınıftayken Deli Fiko'ya çıkmıştı adım. Evet, dördüncü doğru. Sınıfta Veli Fiko. Doğru, öyle oldu. Bu çok hoşuma gitti. Evet. Konservatuarda çok merak ediyorum, nasıl bir öğrenciydin? Hayallerin neydi? Sonrasında çok başarılı bir aktör oldun ama tahmin ediyor muydun bunları yaşayacağını? Evet, tahmin ediyordum. Hepsini. Birinci sınıfta ayrılmaya karar verdiğimde tahmin ediyordum. Daha birinci sınıfa geldiğimde okulu terk etme kararı aldım. Mükemmel olmadığı için mi? İstediğin gibi olmadığı için mi? Evet. Çünkü yanlış bir yerde olduğumu düşündüm. Ve oraya ben sadece öğrenmek için gitmiştim. Fakat başka türlü şeylerle karşılaştım. Onlar benim çok canımı sıktı. Dolayısıyla gerçekler beni hayatta çok ilgilendirir. Yalancılıktan hiç hoşlanmam. Ve idare edilmekten hiç hoşlanmam. Sanırım Yıldız Hanım da bunun farkında. İşte nereden buldun? İşte senin o günlerin geldi. Yıldız Kenter, değil mi? Nasıl karşılamıştı peki Yıldız Hoca? Şimdi Yıldız Hanım, Yıldız Hanım'la çok çatıştık. Öğretmenimle çok çatıştık. Zaten ben ilk girdiğimde öğretmenim dediğimde sınıf bana bakmıştı. Hocam demedin, öğretmenim. Öğretmenim dediğim için bakmıştı. Kendisi de şunu söylemişti. Ne oluyor yahu? Doğru söylüyor çocuk. Ya. Evet, hoca değil öğretmenim ben demişti. Ben talebe olmayı seçenlerdenim. Çünkü eski tedrisi medreselerden gelme ilk öğretmenim Şefik Bey. Eski tedrisi medreselerden gelme biriydi ki o da benim öğretmenimdi. Ve ben orada talebeliği öğrenmiştim. Talebeyle öğretmen arasındaki ilişki farklıdır. Öğrenciyle hoca arasındaki ilişki farklıdır. Talebe talep edendir. Ve öğretmenini sıkıştırandır. Peki. Dolayısıyla bu yüzden ben öğretmenlerimle çatıştım. Peki çatıştın ama düşünsene çok gençsin. Yani burada müthiş bir özgüven olması lazım. Şimdi kendi halimi düşünüyorum. Çok büyük bir özgüven vardı. Konservatuar birinci sınıftayken Müşfik Hoca koridorda yürüdüğü zaman de oluyorduk. Düşünsene sen bir takım gidişatı beğenmeyip yani bunun karşısına duruyorsun ve... Açık açık da söylüyordum sınıfın ortasında. Tamam ama ve sonra da şahane bir kariyer yapıyorsun. Hani bunu tesadüf olarak algılamadığına eminim şimdi seni konuştukça ve daha iyi tanıdıkça. Ne istediğini bildim. Her şey hesaplıydı. Ne istediğimi biliyordum. Ve onun üstüne gittim. Ben birinci sınıfta arkadaşlarımla yapmış olduğum konuşmada hiç unutmuyorum. Bu okulu bitirip bitirmeyeceğimi bilmiyorum ama bu okulu okurken daha henüz beni çok genç yaşta bulacaklar. Ve yurt dışından mutlaka çağrılacağım. Uluslararası bir aktör olmak istiyorum. Dedin. Dediğimde herkes çok gülmüştü. Bunları gerçekleştirdim. Bunu yapacağımı da ben o günlerde biliyordum. Attığım her adım hesaplı, hesapsız değildi, hesaplıydı.
Ben neden Kadıköy'de küçük bir kulübe tutup da 15 metrekarelik bir yerde yaşamadım da gidip adada, Heybeliada'da 5 sene evet. yaşadım. Şimdi burada başka bir şey vardı. Evet, uzaklaşmalıydım. Olan biten her şeyden, bana yanlış gelen her şeyden uzaklaşmalıydım. Benim görevlerim vardı. Bu görevlerden biri de okuluma gidip derslerimi, bana verilen ödevleri yerine getirmek ve onları icra etmek, göstermekti. Ben ödev olsun diye hiçbir öğretmenime ödev göstermedim. Sen ne hazırladın diye sorduğunda, yok. Niye yok? Yok. Peki ne zaman olacak bilmiyorum. İçimden niye geç gelmiyor? Hayır, ne oluyor? Peki ne zaman olacak bilmiyorum. Olunca göstereceğim. Ben birilerine bir şeyleri göstermek için öğrencilik yapmadım. Ben kendim için yaptım o öğrenciliği. Dolayısıyla Yıldız Hanım'ın veya Ahmet Levendoğlu'nun vermiş olduğu herhangi bir parçayı ona hazırlamak ve ona yetiştirmek çabasıyla hiç uğraşmadım. Ben ona ne zaman kendimi hazır hissettiysem en iyisini yapıp hazırım. Göstermek istediğim bir şey var. Yani sen çalıştığında ve bir oyuncu, bir öğrenci olarak kendini tatmin evet. hissettiğinde. Evet. Yoksa halbuki bizde tam tersi, haftada hemen değil mi at yarışı gibi yok. Aslında hem dört parça. Bunun tamamına itiraz ettim zaten enteresan, bu yüzden de. Çok çekti. İşte bu yüzden zaten hani Deli Fiko'ya artık sonra, ona hani uyulmaz oluşuna. Evet. İşte Yıldız Hanım'la bu konuda çok çatışmamıza. Ama karşılığında da yani mesela dört hafta boyunca Yıldız Hanım'ın dersine girmeyip neredesin yahu diye sinirlendiğinde adadayım. Anladık adadasın. Peki adadan vakit yok mu buraya gelmeye falan? Gemi var. Gemiler çalışmıyor mu? Çalışıyor. Niye gelmiyorsun? Canım istemiyor. Ah Yıldız hocam. Peki. Zor. Canım istemiyor. Evet. Ne zaman canın isteyecek şekerim? Ceniko da değil. Şekerim. Şekerim. Bugün geldim. Bütün sınıfın kafası önde. Ve belki de o gün geldim ve parti iyi bir parçayla geldim. Üç hafta boyunca hiçbir şey yapmamışlar. Yıldız Hanım fırça çekiyor ve ben yani bir buçuk saatte geç gelmişim derse. Sen neredesin diye bir kere bana çıkışarak geldim. Buradayım. Peki ne yaptın? Bir şeyler çalıştın, gösterebilir miyim? Geç. Sekiz parçayla o benden bir tane istemiş. Ben sekiz parçayla dersi kapatıyordum. Ve o sekiz parçada kendi orayı seçtikleri. Orayı konserve değil, gerçekten konservatuar olarak değerlendirmeyi tercih ettim. Benim müzik bölümü, benim kendi bölümümün dışında, tiyatro bölümünün dışında bütün konservatuarının koridorlarını, şan bölümü, vurmalı sazlar bölümü, piyano bölümü, İşte batari bölümü, bütün hayatım onların arasında geçerdi. Bale bölümünde geçerdi. Kendi bölümümden çok o bölümlerde var olmayı tercih ederdim. Çünkü orası çok büyük bir beslenme alanıydı benim için. Herhangi bir egzersiz yaptığımda bir cellist arkadaşımdan bana parça yapmasını rica ederdim. Teybe müzik koyup aşağı salona inip kuliste onu açıp veya birine açtırıp parçamı oynamazdım. Cellisti veya canlı çaldırıyormuşsun. Canlı ya. Çaldırıyor. Evet onunla da uğraşıyorum. Biz ne yapmıyoruz? Şimdi biraz bu benim çılgın yanlarımdı. Çılgın yanlarını ama çocukluğumdan beri diyorsun bir kusursuz olma takıntım var. Var var. Yani var. Zaten senin çocukluğun... Ne yaptıysam en iyisini yapmaya çalıştım. Vaktinin hepsini harcamak istemiyorum ama çok çok eskilere gittim. Yani çocukluğun işte annenle yaşadıkların, kendini ispat ediş biçimin, ton mixlerinin mesela annen tarafından yok edildiğinde... Bütün yatak odanı gidip yakman. Yani aslında sen hep yani baş kaldıran bir kişiliğin varmış yani. Kendini öyle bulduğunu düşünüyorum. Yani benim duruşum beni yarattı demişsin mesela. Öyle oldu.
Bunu sen belirlemişsin zaten. Belki işte bu hani rahmetlinin de söylemiş olduğu gibi annemin rahmetli işte orada. Evet, evet, evet. Dediği evet, gibi yani yatsınlar. Aslan yattığı yerden dana belli olur derler ya. O da bunu fark etmişti zaten. Çok zorladım kadıncağızımı. Şimdi zorladın ama hadi gel şuna bir göz atalım. Filmlerine bir gidelim ve ilk filmin senin için çok önemli biliyorum. Onun üstüne de konuşalım. Buyursunlar efendim. Fikret Kuşkan filmleri gelsin. Nereden anladın bir derdi olduğunu? Öyle hissettim. Huzursuz ediyordu beni. Ben lacivertini istemiştim. Ama baba renk söylemedin ki. Yiyecek misin? Hayır. Hiç konuşturamamışlar. Susmuş hep. Sonra da bir gece asmış kendini. Sadece merak ettiğim için soruyorum. Aslı mı istedi? Evet. Bak şimdi. Bu üç halkadan biri tuzak. İkisi serbest. Defol! 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 Lale nişanı attı baba. Ne? Lale nişanı attı baba. Lale nişanı mı attı? Selam usta. Ben geldim usta. Ben ufaktım. Hayal meyal hatırlıyorum abi. Hiçbir şey çıplak gözle görüldüğü gibi değildir. Ooo konuklarımız var. Jale ve Nilgün Hanım var ve çocukları. Mert, Oya, Can. Mahir kim? Şu meşhur gazeteci Mahir'den bahsediyoruz. Tanıyorsun. Seni konuşturmak istiyor. Ona bir oda ver baba. Bir ev olsun. Baba zaman zaman da çıkıp gidebileceği bir. Ablacığım be. Çok açım be abla. Bir çorba parası versene. Ne haber ihtiyar? Bize ne hal hatır soruyorsun? Biz iyiyiz. Senin de bir terapiye ihtiyacın var biliyorsun değil mi? Ya Allah! Yani şimdi filmler ama yani. Hani gizli yüzle başlayan filmler bunlar. Evet ya. Gerçekten sinemada... Yani girdiğim dönemde 88'de zaten konservatuvardaydım. Beni buldukları zaman ben işte Jürgen Jürges'tir görüntü yönetmeni. Ve işte bu seçimler esnasında Jürgen Jürges video o dönem videoyla evlere gelir okullara gelirlerdi. İşte ajanslar majanslar böyle şeyler yoktu. Okula gelip okulda işte konservatuvarlardan öğrenci seçerlerdi çekim yapıp. Otur bir şeyler söylesene evet. Bize filan derlerdi. Nitekim öyle bir tesadüf eseri bir çekimim alındı. Jürgen Jürges Zülfü Livaneli ile izlerken bu çocuğu istiyorum demiş. Neyse bana haber geldi. Ben Yıldız Hanım'a götürdüm. Senaryoyu. Bana senaryo verdiler. Gidip görüşebilir miyiz dediler. Gittim görüştüm. Bana kapı gibi bir senaryo verildi. Ben okumadan önce Yıldız Hanım'a verdim. Çünkü o dönemlerde... Bana daha öncesinde 3 tane reklam filmi, 2 tane televizyon dizisi gelmişti. Henüz ben oyuncu değilim, ben bunları beceremem demiştim kendilerine. Sonrasında film gelince, sinema filmi gelince, Yıldız Hanım'a verdim. Bu ne dedi? Böyle bir teklif var öğretmenim. Ne yapmalıyım dedim. Bu gece okuyayım, ben sana söyleyeyim dedi. Okudu, bunda mutlaka oynamalısın dedim. Peki dedim, git çalış ve öğren dedi. Bu ara gittim çalıştım. Ne önemli. Evet. Sonrasında zaten kaldı ki diğer hemen akabinde gelen diğer işlerimi de öğretmenime danışarak yol aldım. Çünkü derdim aslında tiyatroydu. Benim hedefim ve benim büyük heyecanım konservatuvarı bitirmek. Belki bitirememek, belki bitirmek, belki terk etmek fark etmez. Ama sonuçta repertuar tiyatrosu kurmaktı. 5-6 kız arkadaşım, 5-6 erkek arkadaşım başarılı oluşturduğumuz o ekipteki dönem, o dönem çok kıymetli oyuncular verdik biz. Evet. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Onlarla birlikte bir repertuar tiyatrosu düşünmüştüm ama maalesef ki devlet tiyatroları işte Trabzon'da, Adana'da gibi bir yerlerde, özellikle Trabzon'da, devlet tiyatrosu kurunca herkes devlet tiyatrosuna dağıldı. Ekmek gailesi. Para sıkıntısı tabii. Yüzünden. Onu gerçekleştiremedik. Ben de kendimi çok çıplak hissettim. Yalnız ve terk edilmiş hissettim. Küstüm.
Küsünce de madem öyle dedim, tiyatro yapamıyorum, o zaman ben de giderim sinema oyunculuğu yaparım dedim. İyi ki de demişsin, çünkü filmlerin gerçekten unutulmaz ve güzel filmler. Burada tabii ki senin seçimlerin de önemli ama şans faktörü de çok önemli. Kesinlikle evet. Yani kesinlikle evet. Dönersin ıslık çal, Mustafa hakkında her şey. Doğa ne oldu baban biliyor musun? Ve oğlum, hani... Şüphesiz öyle. Fakat burada bir duruş da çok önemliydi. Ben gerektiğinde 3 sene bekledim, sinema filmi yapmadım. Dönersen ıslık çaldan sonra 2 tane Dönersen ıslık çala benzer karakter geldi. Tahmin ediyorum. Oynamadım. Tabii. İki başlı dev filmimde, ikinci filmim, yani aslen başrol oynadığım, ilk başrolüm olan Cüneyt Bey'le çektiğimiz film, Orhan Nuray Oğuz'un eseridir ve çok kıymetli bir filmdir. Benim için en saf ve en temiz, gerçekten çok içten bulduğum, pırıl pırıl bir filmdir. Kendi adıma oyunculuğum için de onu söylüyorum. Çünkü oyunculuk öğrenildikçe üzerine bir şeyler konulup böyle bazen kirlenebiliyor. O defoları atmak lazım. Silkelenmek lazım. Sade, tertemiz, pırıl pırıl. Dünyanın en iyi çocukları, işte dünyanın en iyi oyuncuları çocuklardır. Evet. İşte o saflıkta buluyorum ben iki başlı devi. Nuray Hanım da rahmetli çok kıymetli bir senaryo yazmıştı. Oradaki ilk başrolümde oynadıktan sonra hemen 2 ay sonra aynı rol bir daha geldi. Birebir aynısı. Başka bir yönetmen tarafından. Ben bunu oynadım dedim. Bu biraz şans, diğer taraftan çok fazlasıyla kontrol altında, sizin kontrol altında tutmanızla ilgili bir şey. Evet, yani burada kararlı olmak da lazım ve evet. Beklemek işte, durmak. Nasıl durmak. Söylüyorsun, ben durdum. Dururken işte pazarcılık yaptım, dururken barmenlik yaptım. Neler yapmamışsın ki? Bir dikiş, sürü yerde dikiş, bir sürü para kazandım. Dikiş makinesi, tamirciliğinden marangozluğa kadar 20 farklı iş, pazarcılık evet. Bile bunların evet, içinde. Evet. Dolayısıyla sen toplumun da halkın da içinden de gelip, yani herkesi gözlemleyerek evet. Gelmiş de bir oyuncusun. Yani sen şunu demiyorsun, ben bu rolde oynamak zorundayım demiyorsun. Hayır, şu an istemiyorum, gidip başka bir şey evet. De yapabilirim. Evet, doğrudur. İşte doğrudur. Babam hep onu der. Hayır dediğin zaman özgürleşirsin. Hayır kelimesini kullanabilmek. Hayır yapmıyorum. Hayır evet. İstemiyorum. Evet. O bir lüks kızım derdi. Benim de oğluma öğrettiğim şey. Öyle mi? Evet. Aynen. Ben de babamdan öğrendiklerimden biridir. Ve şimdi ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorum. Ama gel gör ki bunu diyebilmek için maddi ve ekonomik olanaklarının da el vermesi bazen gerekebiliyor birçok insan için. Benim için sıfırdan başlayan ve sokaktan gelen bir insan, 5 kardeşle büyümüş, 13 yaşında babasını kaybetmiş bir insan doğru. Olarak hiçbir aristokrat ve işte burjuva, küçük burjuva ailesine sahip olmayan, tamamen yani sofrada çorba kaynamaz durumdayken ben 7 yaşında ilkokula başladığımda aynı zamanda Mustafa abinin yanında çıraklığa başladım evet. Marangozhanede. Kazandığım her kuruşu da o sofraya harcadım. Dolayısıyla bu hali hazırda 52 yaşındayım devam etmekte. Hiçbir zaman çalışmaktan korkmadım ve bıkmadım. Oyunculuğu derhal bırakabilirim. Hemen bambaşka bir mesleğe geçebilirim ve orada da en iyisini yaparım. İşte bu önemli. Yani kişiye hiçbir korkum veren yok. Bir şey. Hayata mutlaka, dair hiçbir korkum mutlaka. Yok. Bu donanımla olmakla ve gerçekten inatçı olmakla ilgili bir evet, şey. Evet, kesinlikle. Haklısın. Bunun parayla pulla alakası yok. Burada tabii ki günlerce aç kalmayı, şu kadarcık bir yoğurdun içine bir ekmek kırıp yemeyi de göze almalısınız. Eğer bunu göze alabiliyorsanız zaten... direnişiniz de, varlığınız da çok sağlam ve çok güçlü gelecektir. Asıl ben her şeye hazırlıklıyım. Doğru, söylediğin şeyler çok ilgi çekici, çok etkileyici ama senin gibi de artık hani ismi soyadı marka olmuş bir aktörün de hani sanki böyle söylemesi senin başına bunlar gelmez ki duygusunu yaratıyor insanda açıkçası. Şüphesiz gelmez. Yani çünkü sen de Fikret Kuşkan'sın. Şüphesiz yani. Ama ben kendi şahsıma diyorum ki gerçekten çok sıkıldım her şeyden. Tercih olarak. Tercih sıkıldın, olarak. Sıkıldın yani. Sıkıldım. Gerçekten okay. Sıkıldım. Yoksa tercih edilemeyecek oyuncu skalasında değilsin. Bu da bir teşekkür şans ederim. Değil mi? Teşekkür ederim. Yok ben iltifat için gerçekten söylemiyorum şu an. Gerçekçi olalım diye söylüyorum. 35 yıl. Yani doğa. Artı 35 yıl. Yani mesleğe girişimin herhalde 32, 33, 4, 35. yılı falan evet. Olsa gerek. Yani çıraklığım yeni bitti. Rahmetli Altan Erbulak'a göre çıraklığım yeni bitti. Bu mesleğin ilk 35 yılı çıraklığıdır. Şimdi kalfalık dönemindeyim. Asıl şimdi hata yapmamaya çalışmalıyım.
gençlik yıllarımda çılaklık dönemimde hatalarım olmuş olabilir. Ama bakıyorum gerçekten de Türk sinemasının o dönemde 80 küsürlü yıllardan 90'lardan 2000'lerin ortasına kadar çok çok keyifli, gerçekten derdi, sıkıntısı, üslubu, tarzı, stili olan yönetmenlerle çalışmak kısmetini buldum ve çok güzel hikayeler öyle çektim. Filmler hani var ya ölmeden önce derdi ve 100 filmi, 1000 filmi hani izleyin falan kitaplar, kitabımız var ya oraya bundan girersin dolayı yani. Çok mutluyum gerçekten. Çok şanslı. Ve onur duyuyorum. Peki televizyon dizileri, hani o dönemin gençlik dizisi desem sana. Senin ilk televizyon dizin o. Hadi bir izleyelim dizilerde neler varmış, buyursunlar. Kuş yuvası. Bulutların üzerindeyim. Gökkuşağı gibi rengarenk bir Zeyda içindeyim. Sinancığım yemek yedin mi? Hayır. Herkese merhaba. Bugün kaç tane güneş var havada? Bir civarı. Ahmet gecikti. Neredeyse gelir. İyi misin? İçimde bir sıkıntı var. Çağırıyorum. Yola yayan devam edeceğiz. Hadi gel. Abi nereye? Dolaşacağım. Sen burada kal ulan. Maksut gelir gelmez de beni ara. Geler biraz aşağı bas. Aşağı kısmeti. 3, 2, 1. Kayıt. Bak becerebilir miyim bilmiyorum ama. Neden olmasın? Kurban olan deme. Hala beni mi arar o zebani? Ben bıktım, o bıkmadı hala dedi. Senin çocukluğunu mahveden şeylerin hepsi şimdi oğlumuz oluyor. Farkındasın değil mi? Olan bir şey yok Nisa. Babam çocuklara nasıl konuşulması gerektiğini gayet iyi bilir. Bu iş size göre değil. Gidin buradan. Hepimiz çok şaşkınız. Ben hiç şaşırmadım. Ondan olduğum olası her şeyi bekledim. Eşine yazık. İstanbul'un halini biliyorsun. Başımızda gelenleri görüyorsun. Biz de seninle mi uğraşacağız? Bak orada bir tane takım var, beğendim onu. Salona yakışır gibi geldi. Hangisi? Şu mu? Ha. Düğünden önce ava gitmek uğursuzluk sayılırmış, biliyor muydun? Komisyonun başı orada. Ben ilgilenmiyorum biliyorsunuz, konuşmuştuk. Diyelim ki oğlunun yerini biliyorum. Niye söyleyeyim? Umarım her şey senin için çok iyi olur. Gel. Ne diyeceksin şimdi dizilerin için? Gençlik dizisi ya çok şu, iyi değil mi? Şu zaten başlı başına gençlik. Bir acayip. Baksana kuş yuvası evet. Gibi saçlarım. Ama çok güzel. çok gerçekten... Çok severek ve çok beğenerek yaptığım zaten fenomendir yani Şaşı Felek Çıkmazı. Çok kıymetli bir evet. İşti. Döneminde yapılan absürt yani komediler arasındaki en kıymetli işlerdir. Evet. Keza Gençler dizisi ilk dizimizdi. Bir dört gencin bir arada ve olması. Ve kimler kimler değil mi? Ziya mı? Ziya Kültüç, işte Oktay Kaynarca. Oktay. Onlar Çetin Etili, evet. Ben. Çok büyük keyif almıştık. O dizileri ekonomik düşünceyle mi kesinlikle, yaptın? Yoksa kesinlikle. Yoksa dizilerde de... Yok, oyunculuk yaptım elbette. O da benim mesleğim diyenlerden misin? Şüphesiz misin? Şimdi ben kamera benim için kameradır. Yani televizyon dizisi veya işte sinema filmi diye ben oyunculuğumu ayırmam. Öyle bir ahlaki o orada bir bozukluk söz konusudur. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Hayır, ettim. Öyle bir şey yok. Ben kamera benim için kameradır. Oyuncu orada ben oyunu şeye evet demişsem sinemada neyse benim için televizyon odur. Ha. Asla taviz vermem. En iyi olması için çok çaba sarf ederim. Ve çok yorulurum gerçekten. Ama şu da bir gerçek. Bunu da unutmayalım. Sinemadan maalesef oldum olası bir türlü para kazanamadım. Ama televizyon dizileriyle işte hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. En nihayetinde, o da bizim işimiz ya. Biz en nihayetinde ya. Dizi dahi olsa... Diğer taraftan beni izleyen öğretmenlerim, hayatta olan öğretmenlerim, beni takip eden bir kuşak ve hani gerçekten ne yaptın sen abi dese ki seslendirmelerde bile çok dikkatli ediyorum. Reklam seslendirmelerinde doğru. Orada burada veya yapmış olduğumuz sohbetlerde. Çünkü yanlış olanı değil
doğru olanı göstermek. Bir doğru, bir yanlış var. İyi veya kötü sonra bence konuşulmalı. Evet. Yani yaptığınız şey öncelikle sizi takip eden veya değerlendiren veya idol olarak benimsemiş, peşinizden gelmeye kalkan genç öğrenciler için de şunu söylemek istiyorum. Önce bir iyi, bir kötü. Yani iyi, pardon, doğru ve yanlış var. Doğru ve yanlış var. Sonra iyi. Önce doğru. Evet. Yanlış değil, önce doğruyu yap, sonra iyiyi kötüyü konuşuruz. Güzel bir mesaj oldu onlar için de. Bir reklama gidiyormuşuz efendim, sonra dönüyoruz. Tam böyle hani bal gibi sohbetti. Teşekkür ve sonuna ederim. Geldik. Ben de keyif aldım. Filmin için bol şans diliyorum. Seyirciyle doya doya buluşmanızı diliyorum. Ve nice böyle hakiki karakterlere, hakiki dönemlere can vermeni temenni ediyorum. Bir aktör olarak, bir arkadaşın olarak. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sen ne söylemekse son bir sözün olur mu efendim seyircilerimize? Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.